Merhaba değerli izleyenler, Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteni ile karşınızdayız. Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, 12 Mart sadece Erzurum'un değil, aynı zamanda Necip milletimizin kurtuluş günüdür dedi. Başkan Bulutlar mesajında 12 Mart'ın Türk milli tarihindeki yerinin sadece kurtuluş günü olmadığına vurgu yaparak, 12 Mart sadece Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşu anlamına gelmez. 12 Mart aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yoldur. Milli mücadelenin mihenk taşıdır. Dolayısıyla 12 Mart Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşuna ilaveten bir kurtuluş mücadelesi ve Necip milletimizin bağımsızlığının değişmez bir ifadesidir diye konuştu. Başkan Bulutlar mesajında şunları kaydetti. Yüzyıllar boyunca hep birbirinden önemli tarihsel gelişmelere ev sahipliği yapan Erzurum, bilinmelidir ki durduk yerde medeniyetler beşiği olmamıştır. Çünkü tarihte yaşanmış olaylar sabittir ki Erzurum'a sahip olan Anadolu'ya sahip olmuştur demektir. Kadim şehrimiz bundan 100 yıl önce çetin günler geçirmiş, büyük çileler çekmiş, yokluk ve darlık anında bile bağımsızlık, vatan ve bayrak aşkından vazgeçmemiştir. İşte bu şuurla vatanın mukaddes olan her bir karış toprağı için nice canlar verilmiş, dadaşlar diyarı ifade ettiğimiz Erzurum böylece şühedaya da yurt olmuştur. Millet olarak o dönemlerde yaşanan acılar bugünlerimiz ve yarınlarımız için bizlere birer ders ve yol haritası niteliğindedir. Bu sebeple yeni yetişen nesli tarih şuuru ve bilinciyle donatmalı, milli refleksleri yüksek bir düzey ulaştırmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünü kutluyor, vatan uğruna toprağa düşen şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun dedi. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ömer Selim Yıldırım, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne aday olduğunu açıkladı. Atatürk Üniversitesi'nin 17. rektörlüğü için kulis faaliyetleri sürerken Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ömer Selim Yıldırım aday olduğunu bildirdi. Son yıllarda ortopedi ve travmatoloji branşındaki çalışmalarıyla adından söz ettiren Profesör Doktor Ömer Selim Yıldırım, cerrahi alanında başarısını yönetimde de göstermek istiyor. Aranılan hekimler arasında gösterilen Yıldırım, seçilmesi durumunda her alanda başarılı çalışmalar yapan kadınlara yönetimde de eşit temsil imkanı vereceğini kaydetti. Gruplaşarak değil, ekip ruhuyla çalışarak Atatürk Üniversitesi'ni daha üst seviyelere taşımak istediklerini vurgulayan Profesör Doktor Yıldırım, şehrin ve bölgenin kalkınması için de lokomotif görevi üstlenecek bir üniversite düşündüklerini söyledi. Meslek yaşantısında olduğu gibi yöneticilik sırasında ulaşılabilir rektör olacağını ifade eden Yıldırım, öncelik üniversitemizin ve Erzurum'un problemlerini biliyorum. Bu problemleri çözümü noktasında çalışmalar yapmak, üniversitemizi daha üst seviyelere taşıma yolunda çaba göstereceğiz. Amacımız gruplaşarak değil, enerjisini üniversite ve kentimiz için harcayacak bir ekiple çalışmaktır dedi. Erzurum'da bir markette kasaplık yapan damadı Ahmet Yavuz tarafından kızı Burcu 27, eşi Salih ise 3 yerinden bıçaklanarak öldürülen Songül Şenel'e Erzurum Barosu Kadın Hakları Komisyonu sahip çıktı. Olay 13 Ağustos 2015 günü Merkez Azli ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi Mesire Sokak'taki 21 numaralı evde meydana geldi. Nişanlısı 18 yaşındaki Burcu Şengel'i görmeye giden 22 yaşındaki Ahmet Yavuz iddiaya göre kendisiyle kaçmasını istedi. Burcu Şengel nişanlısının bu isteğini reddedince Ahmet Yavuz tarafından zorla otomobile bindirildi. Otomobilden kaçmayı başaran Burcu Şengel çığlık atarak yardım istedi. Bunun üzerine otomobilden bıçakları alan Ahmet Yavuz ilk önce kayınpederi Salih Şengel'i öldürdü. Ardından müdahale eden anne Songül Şengel ile komşuları Hayati Hıra'yı yaralayan Yavuz eve girerek nişanlısı Burcu'yu bıçaklayarak öldürdü. Otomobilde bekleyen kuzeni Ömer Yavuz ile birlikte kaçan Yavuz kısa sürede yakalandıktan sonra sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Cumhuriyet Savcısı markette kasaplık yapan Ahmet Yavuz hakkında 2 kez ömür boyu ve 10 yıla kadar hapis, kuzeni Ömer Yavuz hakkında ise ömür boyu hapis istemiyle iddianame hazırladı.
Gözyaşları hiç kurumayan Songül Şengel, kızının ve eşinin gözü önünde öldürülmesi nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu belirtti. Ağlamaktan gözyaşları kuruduğunu söyleyen 4 çocuk annesi Songül Şengel, damadının ömür boyu hapiste yatmasını değil, idam edilmesini istedi. Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, kadın hakları komisyon üyelerinin gözü önünde kızı ve eşi katledilen annenin her zaman yanında olacaklarını söyledi. Göğebakan 10 Mart'ta yapılacak olan ikinci mahkemeye hep birlikte gireceklerini belirten Baro Kadın Hakları Komisyon üyesi Bilge Mutlu Bilge şöyle konuştu. Biz Erzurum Barosu olarak insanımızın mağdur olduğu her yerde hukuk kılıcımızla mağdurların yanındayız. Erzurum Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak 13 Ağustos 2015 tarihinde Ilıca'da kendi evinde vahşi bir şekilde katledilen genç kızımızın annesi Songül Şengel'i yalnız bırakmayacağız. O cinayet dosyasında biz Erzurum Barosu olarak kendisinin avukatlığını üstlendik. Temennimiz bundan sonra cinayet haberlerinin duymak ve duyurmak değil, daha fazla annelerin içi yanmasın diye toplumun huzur ve refahı için herkese sağduyu çağrısı yapıyoruz. Başta yasamaya, daha caydırıcı yasalar yapılsın. Yürütmeye ve yargıya çok büyük işler düşüyor. Ateş düştüğü yeri yakmasın. Hepimizin içini yaksın ve bir insana gelen acıyı biz de içimizde yaşayarak hareket edelim. Empati kuralım, vahşi olmayalım, cani olmayalım, can almayalım, yaşatalım. Tek temennimiz budur denildi. Emeklilere promosyonda mutlu son yakın. Maliye Bakanı Ağbal, emeklileri sevindireceğiz diyerek müjdeyi verdi. Pazarlıklarda 600 liraya kadar çıkan bankaların son teklifleri merakla bekleniyor. Promosyon çalışmalarında sona gelindi. Emeklilerin yüzünü güldürecek bir rakama ulaşılması için bankalarla sıkı pazarlık yapılırken yaza kadar anlaşmanın sağlanması hedefleniyor. Promosyon için geçen hafta çalışma son aşamaya geldi diyen Maliye Bakanı Naci Ağbal, önceki günde bu konuda emeklileri sevindireceklerini söyledi. Ağbal 2002'den bu yana SSK işçi emekliliği aylığı nominal olarak %402, reel olarak %64 artış gösterdi. Bağkur esnaf emekli aylığı %678, reel olarak %153, emekli sandığı emekli aylığı nominal %329, reel olarak %40,3 arttı. Promosyon çalışmaları sonuçlandığında da inşallah emeklilerimize bir defa daha memnun eder, sevindiririz dedi. Edinilen bilgiye göre bankalar tekliflerini 3 yıllık dönem için 500-600 liraya çıkardı. Pazarlıklarla bu rakamın daha da artması için çalışılıyor. Bankaların son teklifleri merakla beklenirken uygulamanın yaza kadar hayata geçirilmesi hedefleniyor. Erzurum'da Şubat ayında 15, bu yılın ilk 2 ayında ise 23 ülkeye ihracat yapıldı. İlden kaydedilen ihracatta her dönem ilk sırayı alan Azerbaycan, birinciliği Irak'a bıraktı. Erzurum'dan 2016 yılının ilk 2 ayında en yüksek değerde ihracatın kaydettiği ülkeler Irak, Gürcistan, Birleşik Devletler, İran İslam Cumhuriyeti ve Somali olarak sıralandı. Erzurum'dan son yıllarda en yüksek değerlerde ihracatın kaydedildiği Azerbaycan ise 2016 yılının 2 aylık bazında 6. sıraya geriledi ve birinciliği Irak'a devretti. TİM verilerine göre Şubat ayında Irak'a 634, Gürcistan'a 192, Birleşik Devletler'e 181, Birleşik Arap Emirlikleri'ne 70, Azerbaycan Nahçıvan'a 48.9, Somali'ye 40,7, İsrail'e 15,8, Romanya'ya 15,6, Uruguay'a 12, İtalya'ya 11,8, Tacikistan'a 9,2, İspanya'ya 8,9, Arnavutluğa 5,4, Suudi Arabistan'a 3,7 bin dolarlık ihracat yapıldı. Bu yılın Ocak-Şubat ayları toplamında Erzurum'dan yapılan ihracatta Irak 1. sırayı aldı. Azerbaycan 6. sıraya geriledi. Dönemde Irak'a 1 milyon dolarlık ihracat kaydedildi. 2 aylık ölçütte ilk 5 sırada yer alan Gürcistan'a 350,9, Birleşik Devletler'e 325,3, İran İslam Cumhuriyeti'ne 189, Somali'ye ise 124 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.
Verilerde 2 aylık bazda Azerbaycan'a 95,5, Birleşik Arap Emirlikleri'ne 70, Mısır'a 64,1, Romanya'ya 22,2, İsrail'e 15,8, Sırbistan'a 15,3, İtalya'ya 13,7, Uruguay'a 12, Rusya Federasyonu'na 10,1, Tacikistan'a 9,2, İspanya'ya 8,9, Bosna Hersek'e 7,2, Arnavutluğa 5,4, Suudi Arabistan'a 4,4, Avusturya'ya 3,7, Macaristan'a 3,3, Ukrayna'ya 2,4 ve Yunanistan'a 1,5 bin dolarlık ihracat yapıldığı bildirildi. Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan son hava olayları şöyle olacak. Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Şırnak ve Hakkari çevreleriyle hafif olmak üzere Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kesimleriyle Elazığ, Edirne, Kırklareli, Amasya, Tokat ve Balıkesir'in batı kıyıların yağışlı geçmesi tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak yağışlı, sabah ilk saatlerde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Muş ve Bitlis'in yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre hava sıcaklığının doğu bölgelerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle oldu. Samsun parçalı bulutlu hafif sağanak yağışlı 14, Trabzon parçalı bulutlu hafif sağanak yağışlı 15, Erzurum parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinden itibaren yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle hafif olmak üzere yağmur sabah ilk saatlerde yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul ekibinin Erzurum'da katıldığı Kar Film Festivali'nde binlerce kişinin salona akın etmesiyle izdiham yaşandı. Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından bu yıl 12.si düzenlenen Kar Film Festivali için Erzurum'a gelen Diriliş Ertuğrul dizisinin yönetmeni Metin Günay, senarist Mehmet Bozda, Ertuğrul Bey'i oynayan Engin Altan Düzyatan ile ekip arkadaşları Didem Balçın, Nurettin Sönmez, Cengiz Coşkun ve Cavit Çetin Güner büyük ilgiyle karşılandı. Söyleşinin yapılacağı Atatürk Üniversitesi'nin kültür merkezine binlerce kişinin akın etmesi üzerine izdiham çıktı. Salonda bazı gençler baygınlık geçirirken yaşlılar ise ezilme tehlikesi yaşadı. Oyuncuların salondakilerle sık sık "sakin olun, baskı yapmayın" diye uyarmasına rağmen izdiham engellenemedi. Yaklaşık 2 saat süren söyleşide öğrenciler dizi ile ilgili merak ettiklerini sordu. Söyleşinin ardından Diriliş Ertuğrul dizisi yönetmeni, senarist ve oyuncuları geniş güvenlik önlemleri altında salonun arka kapısından kaçırılacağına götürüldü. Eğer tarihi bir karakterse, gerçekliği olan bir karakterse zaten ilk önce gerekli araştırmanızı yaparsınız. Eğer tarihi bir karakter değilse çıkartabileceğiniz, karakteri çıkartabileceğiniz birkaç tane yol vardır. Bizim dramaturji dediğimiz aslında teksti incelememiz ve teksti inceledikten sonra yönetmenle ve belki yapımcıyla oturup rolü şekillendirmemiz aslında. Ertuğrul Gazi hakkında elbette ki bir hazırlık yaptık ama Ertuğrul Gazi ile ilgili tarihimizde 10 sayfa kaynak var zaten. Yani 11. sayfaya ulaşamıyorsunuz. Doğal olarak da Ertuğrul Gazi'yi şekillendirmek aslında biraz da bize düştü. Yani yönetmenimiz, yapımcımız Mehmet Bey, ben oturup karakteri nasıl şekillendireceğiz, bunlar yazarken nasıl şekillendirecekler, ben oynarken nasıl bir renk katarak oynayacağım, bunları aslında bir arada beraber yapabiliriz. Şimdi bir kahraman nasıl kahraman olur? Eşitler arasında birisi hata yapar, birisi yanlış yapar, o yüzden kahraman. Ertuğrul Gazi Kocabaş'ın hain olduğunu öğrendi, atında bindik, anında kelleyi aldı. O yüzden Ertuğrul kahraman olup Osmanlı'ya çıkıyor. Şimdi Bayırbucak Türkmenlerine bir yardım da Ilıcalı vatandaşlardan geldi. Kampanyanın başladığı günden itibaren desteklerini esirgemeyen memurdan esnafına, yaşlısından gencine, annelerimize, bacılarımıza, kardeşlerimize minnettar duygularını ifade eden Azize Muhtarı İbrahim Çınar,
Desteklerinden ötürü tüm Ilıca halkına teşekkür etti. Yürütülen bu yardım kampanyasına başta Azize Belediye Başkanlığı'na, ülke ocaklarına, organize sanayideki büyüklerimize teşekkürlerini sunan İbrahim Çınar, bu millet her zaman mazlumun yanında, zalimin karşısında olacaktır ifadelerine değindi. Bugünün önemi bizim için, Ilıca'mız için çok büyüktür. Neden? Ilıca'mızın 11 Mart kurtuluşu, inşallah Bayırbucak Türkmenlerimizin de bu şey durumundan kurtuluşu olacaktır. Bu vesileyle kampanyamıza bize destek veren Sayın Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza ve hiçbir şey beklemeden bize yardımcı olan gönüllü arkadaşlarımıza, fedakar ve duyarlı vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün tırımızı yolcu edeceğiz. Bu vesileyle de Sayın Hocamızın duasıyla tırımızı yola çıkaracağız. Yardımcı olan ve destek olan bizlere destek olan tüm vatandaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Hayırlarını Cenab-ı Allah kabul etmesin, nasıl kabul etsin. Herkese çok Sıradaki haberimiz, haber müdürümüz Naci Ergen'in Erzurumspor'la ilgili yaptığı söyleşi ekranlarınızda. Naci abi kayıttayız. Evet sevgili dinleyenler, ikinci yarı başladı. Biraz önce hakemin çalan düdüğüyle birlikte ilk yarıya Büyükşehir'de bir Erzurumspor 1-0 önde kapatmıştı. Dileğimiz ikinci yarıda da gollerle buradan farklı bir galibiyet alarak önümüzdeki müsabakalara daha moralli ve şampiyonluğa inanmış bir kadroyla devam etmek istiyoruz. Şu an yanımızda Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulüp Başkan Yardımcısı Sayın Suat Önal var. Evet Sayın Önal, ilk yarı 1-0 sona erdi. İkinci yarı yeni başladı. Tabii atmosfer güzel, taraftar güzel, zemin güzel, hava çok güzel. Bursa'da adeta Erzurum'da oynuyormuş gibi oynuyoruz. Tabloyu nasıl değerlendireceksiniz? Aynen sizin de dediğiniz gibi atmosfer anormal derecede güzel. Bura Bursa değil, deplasmanda değil. Sanki Erzurum'da oynuyoruz. Güzel oyuna başladık. Mehmet Albayrak'ın olmamasına rağmen golü erken bulduk. Şu anda da oyun hakimiyeti bizde, her şey yolunda, her şey çok güzel. İnşallah 3 puanla döneceğiz. Evet, bu müsabakadan sonra malum yine zor bir maçlarımız var. Şampiyonluk şansımız ne olur sizce? Bu maçtan 3 puanla dönersek şampiyonluğu %50 almış sayılır. Evet, yönetim kurulu üyesi olarak belki de ilk defa şampiyonluk yaşayacaksınız. Bu arada hani gelişen bir hatamız var. Ceza sahasına durur, savunma araya girdi. İlk kez şampiyonluk yaşayacak bir yönetici olarak duygularınız ne olur? Bu duyguları tarif etmek mümkün değil. Yaşamak gerekiyor. Bu şehir bu ligi hak etmiyor. Bu şehir üçüncü ligi hak etmiyor. Hatta ikinci ligi de hak etmiyor. Bu şehrin hakkı Süper Lig. Birçok Süper Lig'de 2000 kişi, 1000 kişi oynanırken bizim karda 40 derecede, 30 derecede 10 binlere oynuyoruz. Biz seyircimiz üçüncüye layık değil. Hedefimiz Süper Lig'e çıkana kadar bu takımı bırakmamak. Maddi manevi bütün desteklerimizle bu takımı inşallah layık olduğu yere çıkaracağız. Teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenler, Malik Suat Önal Erzurum'da, İstanbul'da iş adamı ve aynı zamanda Erzurum Sporu'nda başkan yardımcılığı görevini yapıyor. İstanbul'daki temsilcisi olarak da adlandırabiliriz. Bu arada köşe vuruşu kullanacak şimdi mavi beyaz takım ceza alanı için kalabalıkta hareketli. Orta geldi şimdi, kafa vuruşu, top yağdan dışarı gitti ve kale vuruşuyla karşılaşma yeniden başlayacak. Evet, ilk kere de atılan güzel bir gol vardı ve 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un. Tabi burada taraftar oldukça inanmış. Şu anda tribünlere bakıyoruz. Bursa Nilüfer Spor taraftarından çok Büyükşehir Belediye Erzurumspor taraftarı var. Gerek İstanbul'dan gerekse Bursa'da bulunan Erzurumlular bu müsabakaya büyük ilgi gösterdi. Şimdi hani gelişen bir Erzurumspor hata. Hakem elle oynama yok dedi. Ertan o noktada el bekliyordu ama karşılaşmanın hakemi devam dedi ve şimdi Bursa Nilüfer Spor kenti yarı alanından çıkmaya çalışıyor. Evet, dediğim gibi ilk yarıda atılan bir gol vardı. 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un
ve bu dakikaya kadar oldukça başarılı bir oyun sergiledi. Mali değerli temsilcimiz yine ani gelişen bir hatamız ama savunma araya girdi ve şimdi kendi yarı alanından çıkacak. Ev sahibi takım Bursa Nilüfer Spor taç atışıyla karşılaşmadan önce teknik direktör Ahmet Yıldırım malum verdiği demeçlerde bu zorlu müsabakadan mutlaka puan çıkarmaları gerektiğini, 3 puan çıkarmaları halinde ise çok çok daha iyi olacaklarını söylemişti. Ve gelinen noktaya baktığımızda şu dakikaya kadar 1-0'lık üstünlükle oynanan oyunlar rakibe karşı daha baskılı, daha dirençli, daha inanmış bir 11 görüyoruz sahada ve dolayısıyla da bu müsabakanın dileriz 90 dakikası sonunda gelen taraf Büyükşehir Belediye Erzurumspor olur ve buradan 3 puan alarak şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aşmış olur diyoruz. Taç atışıyla ev sahibi takım Bursa Nilüfer Spor ataklarını sıklaştırmaya çalışıyor ve tabii ilerleyen dakikalarda oyuncu değişiklikleri de olabilir. Yedek kulübü oldukça kalabalık ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ise dışarıda taraftarlar yoğun destekle inanmış bir şekilde yerlerini almış durumdan var. Sinemalarla Mavi Beyazlı bayraklarla destek veriyorlar. Dönüşen İnsan Spor ata savunma dikkatli. Son çizgi orta geldi. Karşılaşmanın hakemi oyunu durdurdu ve kale vuruşuyla müsabaka yeniden başlayacak. Yani buradan aktaracaklarımız bu kadar. 90 dakika sonunda yeniden sizlerle birlikte olup maçın kısa bir değerlendirmesini de yapacağız. Bursa'dan şimdilik hepinize hoşçakalın diyoruz. Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteni ile karşınızda olduk. Hoşça kalın.